Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. ABD bu haberle çalkalanıyor. Gizli el Hakan Fidan, değerli izleyenler. Rusya'da bir polise saldırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunan eski ABD askeri Trevor Ridley, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko, Nisan 2022'de takas edilmişti. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nın ardından Orta Doğu'da arabulucu pozisyonundaki ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çeken gazete ise gözden uzak bir pis, bir Türk ajan ve sıfır silah. Esir takasının yeni dünyası başlıklı haberinde takas sırasında bir Türk istihbarat görevlisinin Esenboğa Havalimanı'nın uçuş kulesinde operasyonu yönettiğini yazdı. Kapıları birbirine dönük şekilde park eden iki uçaktan indirilen Yaroshenko ve Reed kısa süre içerisinde takas edildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, bu tamamen güvenle alakalı bir istihbarat diplomasisi ifadelerini kullandı. Biden yönetiminden bir yetkili düşman ülkelerle doğrudan müzakerelerde bulunduktan sonra, bazen başkalarından yardım istediklerini belirterek bir ülke bize yardım ettiğinde her zaman minnettar oluruz ve bazen kötü aktörlerle konuşan bir ülke gerekir ifadelerini kullandı. Haberde Türkiye'nin yanı sıra Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın da esir takası anlaşmalarında rol oynadığına dikkat çekildi. Wall Street Journal'ın haberinde Türkiye'nin rehine diplomasisindeki gizli elinin Hakan Fidan olduğu kaydedildi. Fidan'ın Erdoğan'ın sır küpü diye tanımadığı haberde şu ifadeler yer aldı. Orta Doğu dışında çok az tanınan Fidan, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığına yükselerek ün kazandı. Burada Türkiye'nin Beşar Esed rejimine karşı Suriyeli isyancıları desteklediği bölgesel stratejisini şekillendirdi. Sonrasında Erdoğan'a 2016'daki darbe girişimini bastırması için yardım etti. Haziran'da Erdoğan onu Dışişleri Başkanlığı'na terfi ettirdi ve başdanışmanını İbrahim Kalın'ı onun yerine atadı. İddiaya göre Fidan'la temasa geçen ABD ve Rusya'dan yetkililer takas için İstanbul'a önerdi. Ancak dönemin MİT Başkanı Fidan, Esenboğa Havalimanı'nın kapalı bir bölümünün daha uygun olacağını söyledi. Bu takas sırasında Türk yetkililerin hem ABD hem de Rusya'dan herhangi bir fotoğraf çekilmesini istemediği belirtilirken, buna rağmen Rusya'nın olayın fotoğraflarını yayınlamasının büyük tepki çektiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.